Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sorun ne? Dur bir bakayım. Vah, yanıyorsun. Neyse ki bu aralar canım patlamış mısır çekiyordu. Sayende yapabilirim. Kafana koyup patlamasını bekleyeceğim. Sanırım hazır. Harika. Teşekkürler Aiden. Bu süper çıtır. Şimdi dinlenmene izin vereceğim. Bana ilaç bile vermeyecek misin? Çişimi yapmalıyım. Bana kapıyı açtığın için teşekkürler. Sen ciddi misin? Nihayet. Bugün amma çok yedim be. Hırr. Acele et. Çişimi yapmam gerek. Hadi ama. Bırak da kazanayım. Artık tutamıyorum. Ah hayır. Yere işedim. Ah, sadece içeceğimmiş. Oh. Biraz duş alalım bakalım. Bu biraz uzun sürecek. Lütfen. Acele et. Sanırım artık hazırım. Vay canına. Ortalığı fena dağıtmış. Sen burada ne yapıyorsun? Ah, acele etmem gerek. Bu da ne? Leş gibi kokuyor. Buraya bir bomba bırakmış. Aman tanrım. Bu koku da ne böyle? Kim yaptı bunu? Tabii ki oğlun yaptı. Hayır, o yaptı. Kesinlikle sen yaptın. Canavar el şeker yiyor. Ham, ham. Bu çok eğlenceli. Ben de şeker istiyorum. Ha? Çikolata yerine brokoli yemelisin. Hayır, bunu yemelisin. Bir dakika. Hardal ha? Al bakalım. Brokoline biraz lezzet kattım. Sanırım bir ısırık alacağım. Bu bende brokoli sivilcesi yaptı. Tüh, bunun zehirli atık olduğunu bilmiyordum. Bir düşüneyim. Bir fikrim var. Altın bir külçe. Bu külçeyi peynir gibi rendeleyeceğim. Sonra biraz daha altın tozu ve malzeme ekleyeceğim. Ardından karışıma altın rengi bir sıvı ekleyeceğim. Şimdi bunların hepsini bir araya getireceğim ve dolana kadar bir şırıngaya dolduracağım. Yüz maskesi makinesine koyup naneyi ekleyeceğim ve makinenin işini yapmasına izin vereceğim. Ve işte altın bir yüz maskesi. Yüzüne uygulayacağım. Biraz rahatla bebeğim. Üvey baba hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor. Spaha! Oğluma karşı ne kadar iyisin. Sonra görüşürüz. Vay be! Neredeyse yakalanıyorduk. Pekala artık çıkaralım. Şimdi ne yapacağız? Aa, lanet olsun, bu her şeyi daha da kötüleştirdi. Onları sıkacağım. Buldum. Yüzünü örtmek için bu torbayı kullanabilirsin. Sorun çözüldü. Doğum günün kutlu olsun. Bir dilek tut. Hey, o benim pastamdı. Bekle, sana bir hediyem var. Gerçekten çok pahalıydı. Bana 999 dolara mal oldu. Jurassic Park oyuncağı mı? Teşekkür ederim. Her ne kadar sadece babamın burada olmasını istesem de. Bekleyin, kapıdaki de kim? Buyurun. Oğlum nerede? Baba, gelmişsin. Mutlu yıllar oğlum. Unuttun mu? Üvey baba haftasındayız. Henüz sıran gelmedi. O yüzden git. Baba! Bu partiden nefret ediyorum. Kaçıp babamın yanına gideceğim. Ne kadar korkunç bir yer. Çok korkuyorum ve yalnızım. Babam nerede? Burası tehlikeli görünüyor. Sanırım bu burada olmamam gerektiği anlamına geliyor. Şu işaretlere bak. Ha? Evlat benim. Baban. Baba. Oh, neredeyse unutuyordum. Benimle sinemaya gitmek ister misin? Evet evet, hadi gidelim. Film başlıyor. Hadi oturalım. Bu film hakkında iyi yorumlar duydum. Ben de onlar gibi içecek ve atıştırmalık istiyorum. Acıkmaya ve susamaya başladım. Baba, bize biraz atıştırmalık getirebilir misin? Mesela soda ve patlamış mısır. Atıştırmalık mı? Cüzdanıma bir bakayım.
Ben hemen dönerim. Aa, olamaz. Eyvah, üvey baba geldi. Ben şimdi nereden atıştırmalık alacağım? Tekrar içeri girmesine izin veremem. Ne yapsam acaba? Aa, buldum. Hey koca adam, güvenlik görevlisi gibi giyinmeme izin verirsen sana para veririm. Anlaştık. Sağ ol ahbap. Uçağıma yetişmeye gidiyorum. Gösteri başlasın o zaman. Gözlük ve takma bıyık. Tamam. Bundan alabilir miyim lütfen? Bir bakayım. Tüm param bu. Kola ve patlamış mısır. Çok teşekkür ederim. Oha! Üzgünüm. Yeni bir kuralımız var. Sinemaya yiyecek ve içecek sokmak yasak. Onları buraya atabilirsiniz. İşte. Ne? Ama pekala. Ayrıca bu sinemadan da men edildiniz. Ama neden? Sadece kuralları uyguluyorum. Ah hayır. Ben sadece... Yavaş al bakalım. Bu numara bende işe yaramaz. Merhaba memur bey. Barbie'mi getirebilir miyim? Umurumda değil. Hadi gir. Aman tanrım. Baba Barbie gibi giyinmiş. Merhaba memur bey. İçeri girebilir miyim? Elbette girebilirsin. Teşekkür ederim. Eyvah. Baba kaktüse çarpacak. Göğsünden su akıyor. Of. Bu hiç iyi değil. Göğsünde ne sorun var senin? Bunlar sahte mi? Bunlar sadece meyve suyu kutuları. Yani sen gerçek bir kadın değilsin. Sen babasın. Defol git buradan. Beni kandıramazsın. Lanet olsun. Film için biletim var. Pekala, içeri gir. Kolunda askı var demek. Bir fikrim var. Ha baba bandaj kılığına girmiş. Bu filmi izlemeliyim. Bir kaza geçirdim ve bu film daha iyi hissetmemi sağlayabilir. Pekala, gir içeri. Uzun haba baba iz bırakıyor. Vay canına, en sevdiğim şeker. Hepsini yiyeceğim. Neden geriye çekiliyorum? Ah! Sen defol git buradan. Bu baba palyaço gibi giyinmiş. Şu numarayı izleyin. Sence bu mendil ne kadar uzun? Evet. Bu bir horlama festivali. Balonunu geri al. Sana bir numara göstereceğim. Bu iğne balonunu patlatacak. Ve gizlice sokmaya çalıştığın tüm şekerleri ortaya çıkaracak. Eyvah. Açıklayabilirim. Duymak istemiyorum. Hay aksi. İçeri nasıl gireceğim? Paspas ve kova ha? Ne yapacağımı biliyorum. Fanta'yı kovaya dolduracağım. Bana sadece bu paspasın sopası lazım. Bak şimdi. Fanta'yı donduracağım. Böylece katı olacak. İşte böyle. Ve bir temizlikçi gibi davranacağım. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burayı temizlemek için geldim. Paspasım ve kovam nerede? Onları burada bıraktığıma yemin edebilirim. Aa, işte oradalar. İçeri girsem iyi olacak. Sana buraya giremezsin dedim. Bu yüzü tanıyorum. Aman tanrım, ortalık çok dağınık. Başlasam iyi olur. Ha, Fanta mı? Aa, iyi. Filmin tadını çıkarıp bir şeyler atıştırabilirim. Aa, bu film çok etkileyici. Bütün bu KitKat'ları örümcek adam kostümümün altına saklayacağım. Hadi gidelim. Ne haber memur bey? Benim dost canlısı komşunuz örümcek adam. Gerçekten mi? Bu numarayı daha önce görmüş gibiyim. Karnına sıcak hava üflediğimizde ne olacağını görmek istiyorum. Ah bab, çikolatalarımı ziyan ettin. Çıkar o maskeyi. Baba, artık gidebilirsin sahte örümcek. Oh. Onu yine yakaladım. Yaşasın. Bu kadarı yeter. Buna inanmıyorum. Bana bir sebep göstermeden beni yasaklamanız haksızlık. Sana bir sebep vereyim. Hadi dövüşelim. Ne? Benim. Üvey baba. Sen ha? Hırrrr.
Gel bakalım kokuşmuş pantolon. Hayya! Al bakalım. Senden korkmuyorum. Iskaladın. Silahın nerede şimdi ha? Hepsi bu mu? Peki buna ne dersin? Şanslıyım ki lisede beyzbolda ülke çapında dereceye girmişliğim var. Evet, dirsek atışı. Kedi kavgası dedikleri bu mu? Burada neler oluyor? Senin işin korumak, kavga çıkarmak değil. Şey, bu utanç verici. Benim yerime şuradaki adamı suçlarsan bir sonraki tatilini ben öderim. Anlaştık. Hey sen! Babam neden bu kadar gecikti? İşte buradasın evlat. Hadi eve gidelim. Polisin pis masasında bir hamam böceği var. Yakaladım. İğrenç. Her neyse, patlamış mısır hayattır. Affedersiniz, masanızı temizlemeye geldim. Ağzınız da kirliymiş. Bıyığım sıkıştı. Bu onu meşgul eder. La la la. Hey evlat, benim baban. Şekerini bu süpürgenin içine sakladım. Harika, Mentos'a bayılırım. Neler oluyor? Bekle, sana yardım edeceğim. Bir şey daha var. Sprey şişesinde Coca-Cola da getirdim. İşte bu. Vay canına, bu çok zekice bir numara. Az kaldı. Yakaladım. Şimdi gidiyorum, görüşürüz. İyi misin patron? Nasıl görünüyorum? Aynaya baksana. Dudaklarım dolgun görünüyor. Evet, yakışıklı görünüyorum. Aiden gerçekten hasta değil. Sadece numara yapıyor. Olamaz! Bu bir salgın! Acele edin, maskeleri ve alkolü getirin. İyi iş çıkardın evlat. Şimdi sıra bende. Bu ekşi şekerleri bu yüz maskesine takacağım. Gösteri zamanı. Yardım et! Yüz maskelerine ihtiyacımız var, lütfen! Elbette! Acele et ve tak şunları! Hasta olamayız! Çak bakalım evlat! Bu maske aslında şeker! Yam 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 yam! Harika! Çok susadım! Su çok pis! İğrenç görünüyor! Bunu içmeyeceğim! İçinde bir tutam saç bile var! İğrenç! Memur bey, buraya gelin. Neye ihtiyacın var? Susadım. Musluktan içemez misin? Bir dene. Gördün mü? Gayet iyi. Neyse, boşver. Tesisatçı çağıracağım. Su sorunu mu var? Merak etmeyin, ben hallederim. Vay canına, süper hızlısın ha. Benim, baban. Geleceğini biliyordum. Tamam, hadi sorununu çözelim. Sana Coca-Cola getirdim. Su borusunu Coca-Cola'nın içine koyacağım. Ama daha bitmedi. Diğer boruyu koyacağımız yere biraz patlamış mısır getirdim. Harika, bu kadar yeter. Atıştırmalık ve içeceğinin tadını çıkar. Sonra görüşürüz. Sol taraf patlamış mısır dağıtıyor. Vay canına, ne kadar çok. Ve sağ taraf Coca-Cola dağıtıyor. İkisi bir arada ödülüm var. Evet, karnım çok doydu. Bu şimdiye kadarki en iyi taktik. Öğle yemeği vakti. İşte yulaf lapanız. Bu iğrenç görünüyor. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu yemeyeceğim. Tuvalete atıp sifonu çekeceğim. Çok iğrenç. Hepsini çöpe atacağım. Bakın, hapishane borusu babanın borusuna bağlı. Bu ne böyle? Yulaf lapasına benziyor. Ya da kusma. İğrenç. Bu Aiden'ın adresinden. Hemen döneceğim. Bir sürü şeker ve cips getirdim. Borularımız birbirine bağlı olduğu için hepsini Aiden'ın adresine gönderebilirim. Vay canına, bu ses de ne? Bekle, bunlar çikolata mı? Çikolata yağıyor. Oha! Biraz daha ver. Bir tane aldım. Göndermeye devam edeceğim. Lanet olsun, su. Orada neler oluyor? Bir ses duydum. Sanırım tuvaletten geliyor. Hadi bir bakalım. Yüzüm.
İğrenç. Duş alman gerek. Bu ses de ne? Merhaba. Oha, yer neden hareket ediyor? Bu bir canavar mı? Aa, çok korkuyorum. Lütfen bana zarar verme. Lütfen. Sakin ol benim baban. Sana biraz atıştırmalık getirdim. Bir Kit Kat ve bir de kafatası mı? Bunu yerden almış olmalıyım. Çenesi çıkıyor. Dur, bir fikrim var. Dişin kırılmış gibi yap ve acil durum numarasını benimkiyle değiştir. Tamamdır. O zaman beni ararlar. Acil bir durumda babamı arayacaklar. Lolo. Bütün dişlerim dökülüyor. İğrenç. Galiba bayılacağım. Sorun ne? Bunlar senin dişlerin mi? Doktoru aramalıyız. Baba, yani doktor burada. Merak etmeyin, bu işi nasıl çözeceğimi biliyorum. Belki bayılma için de bir ilaç vardır. Bende ne olduğunu görmeye hazır mısın? Tam burada, tıbbi çantamda. Oldukça büyük. Bir şırınga. Ama bu Sprite. Bir dene bakalım. Deneyeyim bakalım. Nefis. Duvara neşeli bir güneş çizmek istiyorum. Bir daire çizerek başlayacağım. Sonra da yüzünü çizeceğim. Bu çöpte ne böyle? Kızgın olmalıydı. Bu daha iyi. Karma çok hızlı işler. Polis parmaklarını kapıya sıkıştırdı. Sen iyi misin? Benden uzak dur. Bu bana bir fikir verdi. Parmaklarıma ketçap süreceğim. Kan gibi olacak. Ve parmaklarımı sıvazlıyor gibi yapacağım. Yine ne oldu? Kan! Bir usta çağırmamız gerek. Yardım edin! Hey, buradayım. Sakin olun, ben hallederim. Aferin. Benim, baban. Merak etme baba, numara yapıyordum. Bakıyorum da zekan bana çekmiş. Danıtlar! Baba ne yapıyor? Hadi bunları kullanalım. Bu çörekleri kapı eşiğine koyalım. Ve kapı kapandığında tüm nefis dolgu dışarı çıkacak. Hatta bir lokma alabilirsin. Zeki numaram işe yarıyor. Afiyet olsun. Hoşça kal. Bugüne kadarki en iyi çörek. Bu hücreye kaşıkla delik açmaya çalışacağım. Belki de tuvalet fırçasına ihtiyacım vardır. O zaman ben de çekiç kullanırım. Hayya! Hayya! İşe yaradı. Kocaman bir delik açtım. Vay canına. Hey, neye bakıyorsun? Bir dakika, bir delik mi? Sen kaçmaya mı çalışıyorsun? Usta, yardım et. Buradayım, hallederim. Neden yüzün bana tanıdık geliyor? Acaba baba olduğunu anlayacak mı? Unuttum, neyse boş ver. Vay be, ucuz atlattım. Bekle, bir şey getirdim. İşte pamuk şeker. Bu deliği kapatmak için pamuk şeker kullanacağım. Sadece dolduralım. Düzleştirelim. Mükemmel. Buraya bir poster asıp kapatalım. Hey, seni tanıyorum. Sen çocuğun babasısın. Aha. Defol buradan. Beni kandıramazsın. Peki bu ne? Bir poster mi? Arkasında ne var? Garip bir şey yokmuş. Ucuz atlattık. Şimdi pamuk şekerimi alacağım. Çok lezzetli. Bana yemek verin. Pekala, al bakalım. Versene şunu bana. Bekle, bu çok baştan çıkarıcı. Bunu ben yemeliyim. Hala biraz istiyor musun? Zaten hepsini yedin. Eyvah, kusura bakma. Biliyor musun, hemen döneceğim. Bir yerlerde yiyecek saklı olduğundan eminim. Aha, bu kasanın içinde olmalı. İşte burada. Çok özel turşu. Bu türünün tek örneği. Al bakalım. Ye hadi. Neden bu kavanozu açmaya korkuyorum? Hadi bakalım. Hayır. Bu zehirli bir turşu. Başım dönüyor. Affedersiniz, geliyorum. Burası yasak bölge.
Bu turşu radyoaktif madde içeriyor ve yenmemesi gerek. Dikkatli olun. Bunu hemen atmalıyız. Burada her şey işlenmiş. Turşu mu? Harika, atıştırmalık bir şeyim var. İğrenç. Vay be, benim. Baban, atıştırmalık mı getirdin? Evet, bunlara zehirli atık şekerleri deniyor. Sadece içine batır ve tadını çıkar. Vay. Çok ekşiymiş. Ama çok güzel. Başka yiyecek kalmamış. Ama çok açım. Babası öğretmen gibi mi giyinmiş? Ziyaretçilere izin yok. Ben ziyaretçi değilim. Sana bir ders vermek için buradayım. Şimdi başlayalım. Neden burada olmak zorunda? Kalemim yok. Affedersiniz memur bey, bir kalem ödünç alabilir miyim? Elbette, burada bir kalem var. İşte onun yerine bu kalemi kullanabilirsin. Bir parça sakız alıp pip haline getirdim. Sonra da silgiyi sakızla değiştirdim. Vay be, atıştırmalık bir şeyim var. Bir deneyeyim. Çok yumuşak. Silgileri çiğneyebiliyor musun? Ben de benimkini denemek istiyorum. Benimkinin tadı berbat. Aptal mısın sen? Bu yemek falan değil. Ayrıca bu şeker kesici de var. Bıçağı ekşi şekerle mi değiştirdin? Bu çok zekice. Nefis. Bu dersi hiç anlamıyorum. Bu denklem için daha fazla alete ihtiyacınız olabilir. İşte size bir kalem kutusu. Bir de yapıştırıcı var. Onu da değiştirdim. Biraz daha sakız aldım ve içine koydum. Şekere benzemiyor bile. Vay canına. Denemek istiyorum. Bu yapışkan şeker mi? Vay, ne kadar çok sakız var. Hemen denemem lazım. Çok tatlı. Şimdi de yapıştırıcı mı yiyor? Yiyecek olduğunu biliyordum. Bunu sana kanıtlayacağım. Ama o yanlış yapıştırıcı. Şimdi polisin dudakları birbirine yapıştı. Ne? Ağzına ne oldu senin? Delirdin mi sen? Neden tutkal yedin? Bakın, bir gölge canavar çocuklara musallat olmuş. Çocuklar uyanın. Anneciğim! Babacığım! Yardım edin! Ne oldu? Neler oluyor? Ebeveynler çocukları sakinleştirmeye geldi. Uyumaya devam et tatlım. Yanında yatmanı istiyorum. Ama bu yatak çok küçük. Tamam. Ay, bu gerçekten başımı acıttı. Yastık mı? Buldum. Sarılmak için bir yastık yapacağım. Böylece kendini daha güvende hissedeceksin. Üstüne kendi fotoğrafımı bile koyabilirim. Uyku zamanı. Çok soğuk. Battaniye de yok. O yüzden sandviç yapacağım. Bölgeyi kontrol ediyorum. Asayiş Berkemal. Artık uyumaya devam edebilirsin. Ama ben hala korkuyorum. Bak, bu senin Paw Patrol oyuncağın. Parlak bir fikrim var. Paw Patrol lambaları ve sevimli peluş hayvanlar uyurken sizi koruyacak. Şirinlikleri gerçekten işe yaradı. Ağzımla şeker yakalamamı izleyin. Bu numarada çok iyiyimdir. Burnuma kaçtı. Baban geldi. Aman tanrım. Ne yapacağımı biliyorum. Bunu vakumla temizleyeceğiz. Burnum. Çık. Çık. Beni bir toz tavşanına dönüştürdün. Hapşo. Bir şeker buldum. Çok lezzetli görünüyor. Dur. Onu sakın yeme. İğrenç. Hemen atmalıyız. Eyvah. Ben şeker istiyorum. Bir fikrim var. Önce bir kaşık şeker alıp bu şekilde sıvı şekere dönüşene kadar eriteceğim. Bir buzlu şeker çubuğu alıp şekere batırdıktan sonra sertleşmesini bekleyeceğim. İşte tatlı bir lollipop. Vay canına, bayıldım. Bu şimdiye kadar gördüğüm en tatlı şeker. Çok sıkıldım. Oyun oynamak istiyorum. O bir kirpi mi? Vay canına. Ne? Onu yakalayacağım. Beni bekle. Buraya gel. O benim. Yakaladım.
Yakaladım. Bir kirpiye dokunduğunuzda işte böyle olur. Baba, kıymık battı. Merak etme, bunun için çözümüm var. Yanımda güvenilir ilk yardım çantam var. Kasanın içinde süper korunuyor. Ve çeşitli kaplarda saklı. İşte çıkartıcı. Hızlı, kolay ve acıtmaz. İşte bu kadar. Bu çok havalı. Zavallı şey, çok acımış olmalı. Ne yapacağımı biliyorum. Bu kamışı kullanarak iğneyi çıkaracağım. Hazır mısın? Olamaz. İğne annenin diline girdi. Kötü bir durumu nasıl yeni bir moda ifadesine dönüştüreceğimi biliyorum. Artık havalı bir anneyim. Rock and roll. Ne haber ahbap? Hey! Beni dinleyin. Yeni bir hücre arkadaşınız geliyor. Bu adamın bir sürü dövmesi var. Vay canına! Ben evrak işlerini hallederken sen de otur. Bu beni bir süre meşgul eder. Dövmelerin! Ben de dövme istiyorum. Bundan mı istiyorsun? Bekle biraz. Yanımda dövme iğnesi getirdim. Koluma yap! Hey, dur! Ver şunu bana! Eyvah! Hiç eğlenceli değilsin baba! Buldum. Bu şeker dövmelerine ne dersiniz? En sevdiğiniz Paw Patrol karakterleriyle geliyorlar. Bir tane de senin elinde deneyelim. Harika! Lollipop gibi yalayarak çıkarabilirsin. Bu şeker dövmesi çok şirin. Havalı dövmelerim var. Hmm. Fakir anne çikolatasını çalabilmek için Aiden'ın dilini tutuyor. İğrenç! Hazine güvende. Hadi sana bir numara göstereyim. Çikolatayı çakmakla eriteceğim. Sonra erimiş çikolatayla kelebek şekilleri yapacağım. Bu üç boyutlu bir çikolata dövmesi. Yani yenilebilir de. Mmm, çok lezzetli. Çikolatanın kalanını ben yiyeceğim. Çok güzel değil mi? Hasta hissediyorum. Sanırım hapşıracağım. Hapşa! Tüm mikroplar Hayley'e gidiyor. Hapşa! Baba! Oğlum hasta. Doktor çağırmalıyım. Yardım edin! Geldim. Oğlunuz mu hasta? Mükemmel bir çözümüm var. Önce ilk yardım çantamı çıkarayım. Aha! İşte hapın. Yutman gerek. Ama bu çok büyük. Pekala tamam. Deneyeceğim. Olamaz. Aiden hapı hapishane parmaklıklarına doğru püskürttü. Kim bulursa onundur. Bu doktorun 1-2 numara öğrenmesi lazım. Hapı bir şırıngaya koyacağım ve içine su dolduracağım. Hap eriyecek. Böylece kızım içebilecek. İşte al bunu. En sevdiğin meyve suyu gibi. Çok lezzetli. Ve kendimi çok daha iyi hissediyorum. Teşekkürler anne. Anladım. Biz bunu neden düşünemedik? Yakala şunu doktor. Ne? Bir hap kırıcı ha? Hapı içine koyup tekrar kapatıyoruz. Hap toz haline gelene kadar çevirmeye devam edelim. Mükemmel. Şimdi onu bir bardak suya döküp karıştıralım. Zekice bir numara. İşte bir de bunu içmeyi dene. Bu bizi başka bir boğulma kazasından kurtardı. Aiden gibi bir polis çörekleri seviyor olmalı. Ortalığı dağıtıyor. Ha? Şu haline bak. Dişlerin çok kirli. Doktora ihtiyacım var. Acil durum nedir? İşte buradasın. Kimin başı dertte? Bunun için doğru doktor ben değilim. O kadar çabuk değil. Dişlerini fırçalarsan sana 2 katını öderim. Bu özel yuvarlak diş fırçasını kullanabilirsiniz. Bebek yoga uygulamana yardımcı olacak. Aynı anda dişlerimi yukarıdan aşağı fırçalayabiliyor. Dişlerim gıcır gıcır temiz. Hey, farenin peynirini çaldın. Karnım acıktı ve canım peynir çekti. Ne kadar lezzetli. Bu koku da ne? Galiba kızımın ağzından geliyor. Nefesi çok kötü kokuyor. Ona dişlerini fırçalatmalıyım. Pekala tatlım, dişlerini fırçalamalıyız. Bekle, ne? Diş macunumuz mu bitti? Şimdi ne olacak? Aha! Anne kille ne yapacak? Önce bir kaseye koyup üstünü suyla dolduruyorum. Sonra birkaç tutam tuz ekliyorum.
Ardından bir kaşık dolusu Hindistan cevizi yağı. Son olarak biraz kabartma tozu ekliyoruz. Şimdi bu kıvama gelene kadar hepsini birlikte karıştıracağım. Artık kendin yap diş macunumuz var ama diş fırçası çok kirli. Hadi yeni bir diş fırçası kullanalım. Hayya! Fırçayı ikiye kesip yan yana yerleştirdim. Böylece dişlerini yukarıdan aşağı tek seferde kolayca fırçalayabilirsin. Şimdi her iki tarafı da diş macununa batıralım ve deneyelim. Vay canına! Bu dişlerimi fırçalamayı çok daha kolaylaştırdı. Tertemiz. Ah, bütün şişe kolayı içtim. Eyvah! Şimdi acilen tuvalete gitmem gerekiyor. Neyin var? Tuvalete mi gitmen gerek? Tuvalet işte bu tarafta. Geldik. Hey! Git buradan ve beni yalnız bırak. Hemen çık buradan. Öyle olsun. Nasıl istersen. Tuvalete senin için bir hediye bıraktım. Bu çok iğrenç. Artık tuvalete girmek istemiyorum. Temizlikçiyi çağıracağım. Savaşa hazırım. Bu şimdiye kadar karşılaştığım en zorlu düşman. Ama endişelenmeyin. Sadece birkaç fıs tuvalet temizleyicisi ve iyi bir silmeyle zafer gibi kokuyor. Evet, sonunda çişimi yapabilirim. Ne kadar rahatladım. Ah hayır, çişimi yapmam gerek. Skebedi tuvaletinin burada ne işi var? Ne? O çok korkunç. Ne yapıyorsun sen? Sadece Nutella'mı yemek istiyorum. Tamam. Gözlerini kapat tatlım, bu çok iğrenç. Nefis. Biraz ister misiniz? Git buradan seni çirkin yaratık. Bir daha da geri gelme. Gitmeyecek. O yüzden bir hile yapmamız gerek. Önce bir kaseye biraz karbonat koyacağım. Sonra biraz sitrik asit ekleyeceğim. Ardından birkaç damla bulaşık sabunu. Banyo bombası elde edene kadar hepsini karıştıralım. İşte bu. Kulaklarınızı kapatın. Hazır mısınız? Şimdi içine atıyorum. Ne? Patlama olmasın. İşte tuvalet tertemiz ve pırıl pırıl. Neden kullanmayı denemiyorsun? Bakmıyorum, seni yalnız bırakayım. Kovaya dikkat! Oh! Sersem baba! Kafamı çarptım. Bu bana harika bir fikir verdi. Hadi bu kovayı ikiye bölelim. Parmaklara dikkat! Sonra iki kare kesip, iki küçük tahta şeride vidalayacağım. Kenarları havuz makarnasıyla sabitleyeceğim. İşte yavru kedi kaydırağı. Ama kaydırak havuzda daha eğlenceli olur. Oo, dostum, o ayakların güzelce ıslanması lazım. Neyse, bunu başka zaman yapabilir. Bu mini şişme havuzu alıyorum. Yerine kedi kumu koyacağım. Bu da ne? Kedi kakası! İşte kaydırak için havuz. Havuzun içine su yerine su topları koyuyorum. Bu inanılmaz! Oldukça etkileyiciyim, değil mi? Baba, karnım ağrıyor. Acıktım. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Birlikte çok fazla zaman geçiriyorlar. Bu babayı kötü göstermek için bir fırsat. Köpek kakası tabelaları asacağım. Kedi evi köpeklerin kakası için resmen açıldı. Olamaz. Bir köpek gerçekten kedi evine kaka yaptı. Geri döndük. Bir dahaki sefere daha büyük bir kedi evi yaparız. Garip bir şey kokuyor. Kokuyu alıyor musun? Evet. Bak. Bu da ne? Ondan nasıl kurtulacağız? Bir düşüneyim. Aha. Ultra kaka toplayıcı. Tüm kakayı bir profesyonel gibi toplayabiliriz. Ah, burnum. Pekala, artık her şey yolunda. Planım başarısız oldu. İnanılır gibi değil. Aa, baba bir şeylerin peşinde. Başardım. Şşt, bu terlikleri alacağım. Teşekkürler. Ha, neler oluyor? Ben burada değilim. Terlikleri duvara asacağım ve onları raf olarak kullanacağım. Burası kediciğin temizleme malzemelerinin konulduğu yer, ödülleri de dahil. Burası da kediciğin oyuncaklarının konulduğu yer. Çok güzel. Ve tavanda asılı bir balık. Mükemmel. Her şey hazır. Kedicik evi tamamlandı. Hadi başlayalım.
Her şeyden önce masayı temizlemeliyiz. Çok fazla toz var. Nefes al ve üfle. Masanın altında örümcek ağları ve örümcekler var. Onlardan da kurtulmalıyız. Ha? Sakız mı? Bunlar muhtemelen 100 günlük. İğrenç. Pekala, inşa etmeye başlayalım. Önce masanın her iki yanına birer sunta vidalayacağım. Ön tarafı açık bırakacağım. Sırada ne var? Pencereler. Dev bir kalp çizeceğim ve keseceğim. Havada aşk kokusu var. Ne? Bir şey eksik. Puppets'i eklemek istiyorum. Bu kalem artık işe yaramaz. Duvarları boyama zamanı. Ruloyu yere koyalım ve gökkuşağının her renginde boya uygulayalım. Yuvarlamaya başlayalım. Tüm duvarı boyayalım. Bu şekilde. İşte gökkuşağı duvarları. Mükemmel. Bekle, perdeyi unutmamalıyız. Bir tane buldum. Tamamdır. Hey! Mahremiyet! Perde için teşekkürler. İşte. Perdeler kapanıyor. Umarım gösteriyi beğenmişsindir. Güzel görünüyor. Şimdi sıra halıda. Kedicik gibi yumuşak ve kabarık. Vay canına. Yeni evine bak kedicik. Şunun suratına bak. Sanırım çok sevdi. Oyuncak ayım. İğrenç. Örümcek ağlarıyla dolu. Baba yakala. Vay be. Bununla ne yapacağız? Oo, buldum. Bu özel köşe ayıcık için. Sarılması için kalpli peluş bir hayvan. Kalbi ayağına dikeceğim. Böylece onu asla bırakmayacak. Fazla ipliği kesmeyi unutmayalım. Daha da iyisi, burası artık kediciğin yatağı. Sanırım mırlamaktan hoşlanıyor. Hemen uyudu. Harika iş çıkardık. Aferin baba. Ne oldu? Pisiciği bulamıyorum. Pisicik mi? Gidip onu bulalım. Sizce kedicik nerede saklanıyor? Onu gördünüz mü? Aramaya devam etmeliyiz. Oo, bunu duydun mu? Sırt çantasının içinde. Oo, sanırım kediciğin nerede olduğunu biliyorum. Kedicik, sen burada mısın? Buldum seni. Bunca zamandır çantanın içindeymiş. Kedicik, seni kaybettim sandım. Sorun çözüldü. Ha? Dur bir dakika. Roket gemisi ve bir sırt çantası. El işi zamanı. İlk olarak sırt çantasının ortasına bir daire çizeceğim. Yarım küreyi örnek olarak kullanacağım. Sonra bir delik açmak için daireyi keseceğim. Etrafına roket gemisi yerleştireceğim. Sonra küreyi deliğin üstüne yapıştıracağım. İşte bu. Kedicik için bir roket gemisi çantası. Roket gemine atla. Dikkatli olmalıyım. Kediciğin yanımda olduğunu öğrenmemeli. Bu ses de ne? Kediyi içeri mi soktun? Ben neden bahsettiğini bilmiyorum. Her neyse. Yanlış duymuş olmalıyım. Kedicik! Neredesin? Hey! İşte buradasın. Ters giden bir şeyler var. Kedicik uyan. Baba yardım et. Acil durum. Ne oldu? Sanırım kedicik hasta. Onu hastaneye götürelim. Doktorculuk oynama zamanı. Solgun görünüyor. Nesi var onun? Önce nabzını kontrol edeyim. Tanrım, kalbi gittikçe zayıflıyor. Yani ölecek mi? Bir şeyler düşüneceğiz. Buldum. Anlaşılan ona biraz ilaç vermemiz gerek. O iyi mi? İşe yaradı mı? Bu işe yaramadı. Sanırım şok cihazını kullanma vakti geldi. Oo, çok elektrikli. Kedicik henüz uyanmadı ama ben uyandım. Baba bak. Aa, hayır. Kedicik bayıldı. Zavallı kedicik. Ruhu orada bir hayalet gibi uçuyor. Onu canlandırmalıyız. Onu beslemeye çalışsak. Bir kedi maması buldum. Kedi maması mı? Sanırım deneyebiliriz. Hadi açalım. Çabuk. Bir kaşık al ve onu besle. İşe yaradı.
Bu sersem kedi sadece yemek istiyormuş. Yaşasın! Yaşıyor! Bu çok korkutucuydu. Bu çok yorucuydu. Bu da ne? Pantolonuna bak! Aa, kedi az önce pantolonumu tırmalama direği olarak kullandı. Tırmalamak istiyorsan sana havuz makarnası vereceğim. Barbekü çubuğuyla yan tarafını delin. Daha küçük bir havuz makarnası ekleyin. Başka ne yapabilirim? Havuz makarnasını yeşil bir iplikle sararak kaktüs gibi görünmesini sağlayacağım. Biraz çiçek ekleyip bir saksıya koyacağım. Kaktüs şeklinde bir tırmalama direği. Kedi evi için eğlenceli bir oyuncak ve dekorasyon. Kedicik yeni oyuncağıyla çok mutlu görünüyor. Gözü ödülde. Beğendiğine sevindim. Saçımı taramam lazım. Oo, dur bir dakika. Başka bir parlak fikir. Bu renkli kıllar bir kedi yavrusunu cezbeder. Onları duvara asacağım. Sanırım yeni diş kaşıyıcısını sevdi. Bence senin pantolonunu daha çok seviyor baba. Sana verdiğim onca oyuncaktan sonra mı? Babacık en iyi kedi ağacıdır. Kediciğin tüyleri çok yumuşak. Aa, olamaz. Tüyleri çok kirli. Daha yakından bakalım. Eyvah, mikrop ve solucan dolu. Cımbızla çekip çıkarmak zorundayız. Böcek istilası. Bu örümcek zehirli gibi görünüyor. İğrenç. Hadi kediciğin tüylerini bu özel tarakla fırçalayalım. Her fırçalamada üstündeki kiri ve dökülen tüyleri alacak. Tüyleri çıkarmak için fırçaya bastırın. Dahası da var. Tüyden yapılmış bir kedi şapkası. Hem geri dönüşüm yapıp hem de şık görünmenin bir yolu da bu. En korkulan gün. Aşı günü. Sıra çocuklarda. Aşı için kim hazır? Uzak dur onlardan. Git buradan. Aa, benim daha güzel aşılarım var. Hepsi meyve aromalı. Güzel. Bunu alacağım. Yeni Fanta aromalı şatımızı denemek ister misiniz? Hmm, çok tatlı. Biraz daha ver. Dikkati dağıldığına göre gerçek aşının zamanı geldi. Korkutucu olmasın diye köpek balığı kılığına soktum. Çok kolay. Bir çocuğa böyle davranılır. Bir düşüneyim. Aha. Oradaki şey de ne? Ne? Ne oldu? Dikkati dağıldı. Şimdi fırsat ayağıma geldi. Oraya bakmaya devam et. Sadece yara bandı takmam gerek. Ve işte bitti. Ne? Bu nasıl oldu? Sakin ol. Akıllı bir doktorun var. Şeker zamanı. O kocaman apı içmeyeceğim. Onlar Skittles mı? Güzel bir fikrim var. Bu hapı şekerin içine saklayacağım. Bak, sana bir şeker pençesi makinesi aldım. Vay canına, bu çok havalı. Bir ton şeker almak istiyorum. Bir tane aldım. Yaşasın, gel bana. Vay, bu şeker çok büyük. Zorlanmadım bile. İlaç istemiyorum. Onu benden uzak tut. Yut şu hapı. Yoksa... Çekiç mi? Heyya! Onu toz haline getireceğim. Ne? İstemiyorum. Tozu bir kaseye koyacağım. Sonra chia tohumlarını ekleyeceğim. Şimdi biraz su dökelim. Hey, bu kan torbası hala işe yarıyor. Bir damla kan ekleyeceğim ve karıştırmaya başlayacağım. İşte hazır. Sana yumuşacık bir şeker yaptım. Bir dene bakalım. Vay canına, bu çilek aromalı mı? Dene ve gör. Tamam. Çok lezzetli. Gördünüz mü? İlacı alması için onu kandırdım. Her neyse. Fakir ve zengin çocuğun işitme sorunları var. İyi ki fakir ve zengin doktorlar burada. Sorunu incelememe izin ver. Kulağında bir örümcek yaşıyor. O tüpe ihtiyacım var. Hey, oyuncağım nerede? Geri döndüm. Hop tüpü kullanarak diğer kulağından dev bir bal mumu topu çıkaracağım. Çok fazla kulak kiri var. En azından sonunda seni duyabiliyorum. Sana işe yarayacağını söylemiştim. Şu anda bir kamerayla kulaklarının içine bakıyorum. Vay canına, orada bir sürü elmas var. Şimdi çıkarma zamanı. Kulağının içi hazine gibi.
Ben kulak kiri arıyorum. İşte başlıyoruz. Zengin olma zamanı. Bütün o elmasları toplayacağım. Kulak kiri çok fazla hazineyle geldi. Yine de oldukça iğrenç. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Bu elmaslar senin ödemen. Eve zengin dönüyorum. Kaykay numaralarıma bak. Benim daha iyi numaralarım var. Eyvah, dikkat et. Dengemi kaybediyorum. Aa, kaykay kazası. Ah tanrım, ne oldu? Bu utanç verici olacak ama sanırım ön dişimi kırdım. Bir fikrim var. Dişini yerine koymak için yapıştırıcı kullanacağım. İşe yaraması için bana zaman ver. Hazır. Nasılsın? Dişim çarpık. Ay, sanırım süper yapıştırıcı kullanmalıydım. Dişini mi kırdın? Dur, birini arayacağım. Hey, hey! Ne oluyor be? Siz de kimsiniz? Siyahlı adam altın dişler için geldi. Teşekkür ederim. Hadi gülümsemeyi geri alalım. Bir deneyelim. Neden bize bir tebessüm göstermiyorsun? Zengin bir çocuk olarak bana uyar. Yüzlerinde kızarıklıklar mı var? Neler olduğunu anlıyorum. Sana antiseptik lazım. Kızarıklıkların üstüne sür. Vay canına, yüzüm artık kaşınmıyor. Ya ben ne olacağım? İnanılmaz Hulk gibi mi olmaya çalışıyorsun? Doktor, bana yardım et. Aa! Hey! Ne? Benim de döküntülerim var. İğrenç. Dur, bir fikrim var. Hadi bunu organik yolla yapalım. Bu lahanayı yüz maskesine dönüştürelim. Hayır. Yemeğimi ziyan ettin. Grrr. Doktor şimdi ne yapıyor? Sana şekil yumruğunu sunuyorum. Bunu lahanadan eğlenceli küçük şekiller yapmak için kullanacağım. Tamam, hazırlar. Her kızarıklığın üstüne bir şekil koyacağım. Vay, yüzüm güzel görünüyor. Hulk gibi görünmekten iyidir, değil mi? Bu arılar kesinlikle bal şurubuna ilgi duyuyor. Olamaz. Arı aromalı bir waffle ısırmak üzere. Ha? Hamster'a benziyorsun. Aa, hayır, benim de üstümde bir arı var. Soktu beni. Neler oluyor burada? İğneyi yakıp çıkarmam lazım. Hayır. Hazır mısın? Pişirme zamanı. Yanıyor. Ateşin iğneyi nasıl yaktığını izleyin. İyi ki küçük bir yangın söndürücü getirmişim. Buraya biraz sprey sıkacağım. Tüm köpüğü temizleyelim. Vay be. Ben en iyi doktorum. Dilime arı soktu. Bu bir kırmızı kod. Harika, paket dağıtıldı. Hadi açalım. Bu pompa her şeyi düzeltecek. Acıyı ve zehri dışarı pompalıyor. Vay be, sen harikasın doktor. Baksana, Lego'yu ağzımla yakalayabiliyorum. Harika, ben de deneyeceğim. Aa, sanırım burnuma sıkıştı. Ah lanet olsun, sanırım Lego'yu yuttum. 911. Acil durum nedir? Tanrım, Lego parçası mı yuttun? Pompalama cihazının düzeltemeyeceği bir şey değil. Bu Lego'yu dışarı pompalayacak. Pekala. Eyvah, boğulma tehlikesi. Onun yerine harf matları kullanabiliriz. Yaşasın, ben de oynayacağım. Son parça. Çatıyı da halledeyim. Neredeyse bitti. Vay canına, kendi alfabe evim. Pekala, Lego'yu cımbızla çıkarmaya çalışacağım. İğrenç, sümük dolu. Biliyor musun? Bu işe yarayabilir. Lego Puppet alın. Şimdi kalıbı renkli çikolatalarla dolduracağım. Bırakın sertleşsin ve tekrar buradayız. Kalıptan çıkartalım. İşte bu. Artık yenilebilir Legolarımız var. Senin için bir Lego atıştırmalığım var. Vay, önce kule inşa etmeyi denemek istiyorum. Neden denemiyorsun? Ham, bayıldım. Benim yöntemim o aptal aletlerden daha iyi.
Çok kaşınıyor. Yakından bakalım. Kafan bit dolu. Büyütece ihtiyacım var. Hey! Benim hastamın da kafası kaşınıyor. Onun kafasını da bitler istila etmiş. Ne yapacağımı biliyorum. Hemen döneceğim. Giyinmiş şekilde geri döndüm. Sakin ol. Doktorunum ben. Senin için bir banyo hazırladım. Hadi seni bu şişme havuza sokalım. Pekala. Bit şampuanıyla başlayalım. Tüm bitleri öldürmek için bolca kullanmalıyız. Bu çok fazla. Gözüme şampuan kaçtı. Eyvah. Merak etme. Bunun için bir aletim var. Bu vizör şampuanı gözünden uzak tutacak. Bir şey daha. Ördek duş başlığı. Ördek teknesini sürerken sen duş alacaksın. Gördün mü? Aletlerim mükemmel çalışıyor. Tamamdır. Vay be! Artık başım kaşınmıyor. Bu böceklerden korunmak için başımı örtmeliyim. Yüzümü korumak içinse bir tava kapağı. Pekala, giyindim. Saçındaki bitleri kontrol edeyim. Çok fazla var. Bu şeyin içinde nefes alamıyorum. Saçını tıraş etmeliyiz. Ne? Saç yoksa bit de yok. Saçım! Neredeyse bitti. Artık bit görmüyorum. Saçım! En azından sorunu çözdük, değil mi? Hulk benim. Hayır, o benim. Hulk'ın süper esnek güçleri olduğunu sanmıyorum. Çocuklar düşüp kollarını incitti. Hastam mı yaralandı? Otur ve bana kolunu göster. Röntgen çekeceğiz. Kemiğini kırmışsın. Bu çok kötü. Bu Thanos'un sonsuzluk eldiveni mi? Harika bir fikrim var. Bir telefon etmeliyim. Evet, buraya getir. Paketiniz burada. Harika, teşekkürler. Sürprizin ne olduğunu merak ediyorum. İşte bu Thanos'un sonsuzluk eldiveni. Eğer onu takarsan dünyanın en güçlü çocuğu olacaksın. Vay, bu çok havalı. Kolunu tutması için altın askını unutma. Sonsuzluk kol askısı. Hadi boynuna bakalım. Aç bakalım. Ama acıyan kolum. Öyleyse bir düşüneyim. Aha, bunu kolunu tutmak için kullanacağız. Nasıl? Hadi deneyelim. Ay, başka bir yolu olmalı. Şükürler olsun ki o eski çoraplardan kurtuluyor. Çubukları bir arada tutmak için eski çoraplarımı kullanacağım. İğrenç kokuyor. Bununla baş etmek zorundasın. Koğuşuna hoş geldin fakir kız. Vay canına, bu çok süslü. Fakir kız kirli ayaklarıyla süslü yatağı kirletti. Hayır hayır. Hemen in oradan. Bu senin yatağın değil. Ne? Bu senin yatağın değil. Sen fakirsin. O yüzden senin yatağın bu. Bu da fakir doktorun. Tanrım, ah şu çocuklar. Zengin çocuğun yatağını altın çarşaflarla yapacağım. Kırmızı halı mı? Vay canına. Bu zengin çocuk. Ve zengin bir doktoru da var. Peh. Zengin doktor fakir doktora karşı. Sizce en iyisi kim? İçimden bir ses Noel Baba'nın bu yaramaz çocuklara hiç hediye bırakmayacağını söylüyor. Aa, dilleri donmuş ve direğe yapışmış. Doktora ihtiyaçları var. Fakir doktor ve zengin doktor. Diline ısı vermek için bu mini fanı kullanacağım. Çok kolay. Teşekkürler doktor. İşte ödemen. Zengin olmak için güzel bir gün. Bunun için sıcak bir şeye ihtiyacım var. Aha! Sıcak bir fincan çay. Diline dökeyim. Ay, bu iz bırakacak. Çok sıcak. Çok sıcak. Hey, en azından dilin serbest kaldı.